Otobüsle Yunanistan gezimiz pasaport işlemlerinden ve uzun bir yoldan sonra başlıyor. Merhaba, yine bir gezide birlikteyiz. Bu sefer Yunanistan'ı geziyoruz. Şu anda Yunanistan'ın ruhani bölgesinde Meteora denilen yerdeyiz. Namı diğer Kalambaka buranın adı. Buranın özelliği nedir? Binlerce yıl önce okyanus tabanı olan bu bölgede sular çekilince sarp kayalıklar ortaya çıkıyor. Az önce gördüğünüz kayalıklar, sarp kayalıklar dalgalar tarafından şekillendirilmiş. Ruhani kısmına gelince de şöyle bir özelliği var. Burası Kalambaka, Meteora, yüksekte kalan şehir, yüksekte asılı olan şehir ya da uçurum kenarındaki şehir anlamına geliyor. Ve burada eskiden özellikle 11. yüzyıldan sonra rahipler, manastırlar yapmışlar, inzivaya çekiliyorlarmış Tanrı'ya daha yakın olabilmek için. Burası çok güzel bir yer ve UNESCO tarafından bütün alanlarıyla birlikte Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiş. Kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında diyebilirim. Burada tepedeki en büyük kiliseyi gezerek çıkışta muhteşem doğa fotoğrafları çektirebilirsiniz. Ayrıca buradaki doğa manzarası Game of Thrones dizisinin bazı bölümlerinde de kullanılmış. Evet, gördüğünüz gibi burası çok yüksek kayalıklardan oluşan bir bölge. Zamanında buraya ulaşım olmadığı için rahipler de ipten yaptıkları file asansörlerle yukarı çıkıyorlarmış. Bu şekilde inzivaları gerçekleşebiliyor. İçeriye şortlu kadınları ya da pantolonlu kadınları almıyorlar. Erkeklerin şortlarının da dizinin altında olması gerekiyor. Eğer şortluysanız 2 euro karşılığında size bir haşana gibi bir şey veriyorlar. Omuzlarınız açıksa omuzlarınızı kapatmak için de bir şey veriyorlar. Tabii ki hepsi de ücretli. Ama yine de görülmeye değer. Kesinlikle tavsiye ederim. Meteora'dan sonraki durağımız Yanya ve Yanya Kalesi'ni ve kale içini gezmeye başlıyoruz. Evet, Yunanistan'ın Epir bölgesinde Yanya'dayız şu anda. 1431 yılında Osmanlı egemenliğine girmiş ve Balkan savaşlarına kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış bir yer burası. Şu anda kale içindeyiz. Burada kale içinde genellikle Müslümanlar yaşıyormuş. Hristiyanlar ise gayrimüslimler yani kale dışında yaşıyorlar. Bu yüzden kaleye, kale içine var deniliyor. Kalenin dışında yaşayanlara da varoş deniliyor. Kalenin hemen girişinde Aslanpaşa Camisi var. Şu anda göreceksiniz Aslanpaşa Camisi'ni. Evet, arkamdaki yapı Gümüş İşçiliği Müzesi. Burada gümüş işçiliği çok ünlüymüş zamanında. Şu anda çok fazla yapılmasa da. Aynı zamanda bakın mavi beyaz bayrak Yunanistan bayrağı. Sarı kırmızı olan da Bizans bayrağı. Burada Bizans kalıntılarına tabii ki çok fazla rastlıyoruz. Hemen arkamda tepe delenli Ali Paşa'nın sarayı var. Şu anda Bizans Müzesi olarak kullanılıyor. Tepe delenli Ali Paşa Osmanlı valisi, Yanya valisi daha doğrusu. Bu sarayda yaşıyor, çok zengin ve aynı zamanda 1431 yılında Osmanlı Devleti burayı fethettiğinde bakın şurada görmüş olduğunuz camiyi inşa ettiriyor. Fethiye Camisi. İlk etapta ahşap bir cami bu. Tepedelenli Ali Paşa zamanında da bu haline getiriliyor. Fakat bir müddet sonra Tepedelenli Ali Paşa'yı kıskanmaya başlıyorlar ve onun hakkında 2. Mahmut'u doldurmaya başlıyorlar. Bunun üzerine 2. Mahmut Tepedelenli Ali Paşa'yı da yine bir rakip olarak gördüğü için hemen buraya askerlerini gönderiyor. Kellesi alınıyor ve kesilmiş başı İstanbul'a gönderiliyor ve başsız vücudu da yine Fethiye Camisi'nin hemen önündeki bakın görmüş olduğunuz alana gömülüyor. Etrafı demir koruluklarla koruma altına alınmış. Evet, Yanya küçük bir yer. Kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Burada aynı zamanda aşağıda çok güzel bir göl manzarası var. Göl manzarasını da kale içine girdikten sonra mutlaka görün. Fotoğraf çekilecek çok güzel yerler var burada.
küçük, şirin ve muhteşem doğal güzelliklere sahip olan Parga'ya geldik. Parga gerçekten çok güzel bir yer. Tatil yapmak için gelinebilecek bir yer. Peki Parga'nın bizi ilgilendiren kısmı nedir? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri, o ünlü veziri, sadrazamı Pargalı İbrahim'in doğduğu yer. Şimdi bununla ilgili biraz bilgi vereceğim size. Şöyle, Pargalı İbrahim burada doğmuş. 6 yaşındayken, babası balıkçılık yapıyor. 6 yaşındayken korsanlar tarafından kaçırılıyor ve daha sonra da köle olarak satılıyor. Daha sonra Osmanlı himayesine giriyor. Devşirme usulüyle Müslümanlaştırılıyor ve ondan sonra da Manisa'da Kanuni Sultan Süleyman'la karşılaşıyor. Tabii Kanuni Sultan Süleyman o zaman padişah değil. Birlikte yoldaşlık yapıyorlar. Kanuni padişah olduktan sonra önce onun hasoda başı, sonra da sadrazamı olacak. Kız kardeşiyle evlenecek, Hatice Sultan'la. Kanuni onun eğitilmesi için onu seferlere çıkaracak, çeşitli görevler verecek. Öyle bir noktaya gelecek ki Pargalı İbrahim artık çok fazla böbürlenmeye başlayacak. Çünkü gerçekten çok kuvvetli bir hale gelecek. Hatta Avusturya ile anlaşmalar yapılıyor. Avusturya ile yapılan anlaşmada Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı'na eşit sayılıyor. Şimdi bu noktadan sonra sağda solda İbrahim Paşa, işte padişah ben ne dersem onu yapar. Benim kabul etmediğim herhangi bir şeyi padişah da kabul etmez diyerek böbürleniyor. Evet. Kanuni Sultan Süleyman onun bu konuşmalarını duyuyor. Bir taraftan da Hürrem Sultan'ın da etkisiyle bir gece saraya yemeğe, iftara çağrılıyor Pargalı İbrahim Paşa ve burada dilsiz cellatlar tarafından öldürülüyor, boğularak öldürülüyor 1536 yılında. İşte Parga'da bize onu hatırlatan güzel, küçük, şirin bir kasaba. Parga'dan sonra yine bir sahil beldesi olan Preveze'deyiz. Buranın bizim için anlamı büyük. 1538'deki Preveze Deniz Zaferi tam da buranın açıklarında gerçekleşti. O dönemki adıyla Barbarossa, yani Kızıl Sakal, Barbaros Hayrettin Paşa, Andre Doria komutasındaki Haçlı ordusunu yerle bir ediyor. Ve bu savaştan sonra Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. Bu yüzden Preveze Deniz Zaferi de Preveze'de bizim için önem arz ediyor. Preveze deyince tabi sadece zafer gelmeyecek aklımıza. Burası aynı zamanda bir tatil beldesi. Pek çok yatları demirlenmiş olarak görebilirsiniz. Pek çok ülkeye ait. Aynı zamanda sahil, kafe ve restoranlardan oluşuyor. İç bölgede de çok güzel ambiyansa sahip olan sokakları var. Hediyelik eşya dükkanları var. Ve burası tatil yapmak için çok güzel bir yer. Şu anda Ağustos ayındayız. Ama inanılmaz derecede sıcak. Kesinlikle gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi burası. Bir tünelden geçerek Lefkada Adası'na geldik. Burası karaya doldurma bir yolla bağlanmış bir ada. Çok fazla tarihi eser göremezsiniz ama doğal güzelliği çok fazla. Bunun dışında deniz kenarının diğer tarafında arka sokaklarda çok güzel hediyelik eşya dükkanları var. Sokakları güzel, dar, taşlı sokaklar. Yine görülmeye değer yerlerden biri burası. Beyaz kelimesinden türeyen Lefkada, batı kıyıları boyunca uzanan beyaz kayalıklardan ismini almıştır.
Adada görülmesi gerekenler arasında tarihi ahşap köprü de yer alır. Evet, Yunanistan'ın üçüncü büyük şehri olan Patras'tayız. Burası kafelerin, restoranların bol olduğu bir yer. Aynı zamanda üniversiteler şehri olarak geçiyor. Şu anda bulunduğumuz meydan genel meydanı. Burası Kral George Meydanı diye geçiyor. İçeride çok güzel sokaklar var, marka dükkanlar var, kafeteryalar, restoranlar, tavernalar var. Aynı zamanda burası tam anlamıyla bir öğrenci şehri. Gezilecek pek çok yeri var. Ben şimdi tura başlıyorum. Sizlerle de paylaşacağım bu turu. Yunanistan'ın ilk başkenti Naplio'dayız. Burası küçük, sevimli bir şehir. Bu bulunduğumuz meydan Anayasa Meydanı olarak geçiyor. Önünde durduğum, yanında durduğum, şu görmüş olduğunuz fresk ise aslan freski. Venediklilerin sembolü bu. Burada Venedik etkisini çok fazla görebilirsiniz. Burayla ilgili hemen bir bilgi daha vereyim. Burası için Aşıklar Şehri deniliyor. Görebileceğimiz pek çok yer var. Onları birlikte gezeceğiz zaten. Şu anda karşıda gördüğünüz yer Arkeoloji Müzesi. Hemen yanından içeri girdiğimizde de ilk meclisini göreceğiz. Naplio'nun, Yunanistan'ın. Gördüğünüz yapı da bir cami aslında ama daha sonra sergi salonu, işte sinema salonuna çevrilmiş. Şu anda çok fazla kullanılmıyor. Arada bir sergi yapmak için kullanıyorlar. Mükemmel sokakları var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şehrin tadını çıkartmak istiyorsanız bu sokaklarda, ara sokaklarda kaybolmanız, gezmeniz lazım. Bol miktarda hediyelik eşya dükkanı var. Oldukça turistik bir yer burası. Hemen şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Çok sıcak. Evet, şehirde tarihi mekanları gezmek istiyorsanız şehrin etrafında arkeolojik mekanlar var. Trinisi, Epidorus ve aynı zamanda Miken kalıntıları var. Bunları gezebilirsiniz. Bir de denizin hemen ortasında Burtzi denilen küçük bir kale var. Burası İtalyanlar tarafından yaptırılmış. Zamanında restoran olarak da kullanılmış. Ama şu anda kapatılmış, hizmet vermiyor. Buraya ancak bir tekneyle ulaşabilirsiniz. Bir de şehrin hemen tepesinde Palamidi Kalesi var. Yaklaşık 1000 merdivenle kaleye çıkabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem kesinlikle şehrin küçük, dar, çiçeklerle süslenmiş sokaklarında dolaşmanız, şehrin tadını çıkarmanız olacak. Adası'nı Yunanistan'ın kuzey topraklarından ayıran Korint Kanalı'nın üzerindeyiz şu anda. Burasının yapımına tam olarak 1892 yılında başlanıyor. Daha öncesinde M.Ö. dönemlerde yine bir kanal yapma konusunda fikir ortaya atılmış.
denemiş ama başarılı olamamış. Venedikliler denemiş, Romalılar denemiş ama hiçbirisi başarılı olamıyor. Bir takım aksiliklerden dolayı kanal yapılamıyor. Tam anlamıyla 1892'de Yunan bir iş adamının desteğiyle burada bu kanal açılıyor. Ama yeteri kadar geniş değil. Sadece küçük yerler geçebiliyor. Uzunluğu 6.4 kilometre. Genişliği ise en fazla 22 metre genişliğinde gemilerin geçebildiği bir kanal bu. 8 metre derinliğinde. Gördüğünüz gibi dünyanın en dar su yollarından bir tanesi. Korint kanalından sonra Atina'ya varıyoruz. Şehrin girişinde bizi Atina üçlemesi denilen 3 bina karşılıyor. Akademi binası, Atina Üniversitesi ve Milli Kütüphane. Evet, Yunanistan'ın başkenti Atina'dayız. Öncelikle Atina'nın ismi nereden geliyor? Bunu anlatarak başlayacağım. Çünkü burada biliyorsunuz mitolojik hikayeler çok ünlüdür. Zamanında tanrılar şehirleri himayeleri altına almak istiyorlar. Her biri hediyeler sunarak bazı şehirleri himayesi altına alıyor. Ama iki tanrı var ki şu anda bulunduğumuz şehir Atina'yı sahiplenmek istiyorlar her ikisi de. Bu yüzden kavgaya tutuşuyorlar. Bunlardan bir tanesi bilgelik tanrısı Athens ve diğeri de denizler tanrısı Poseidon. Bunun üzerine kavga etmeye başlıyorlar. Hemen dönemin kralı diyor ki bir meclis toplayalım, aranızda bir yarışma yapalım ve hediyeler sunun. Hanginizin sunduğu hediye daha iyiyse, kıymetliyse o şehire onun adını verelim. Aynı zamanda da o şehir onun himayesi altına girsin. Zeus'un eşliğinde, Zeus biliyorsunuz tanrıların babasıdır. Zeus'un da gözetiminde şu anda şehrin en yüksek yerinde bulunan Akropolis adını verdiğimiz tapınakta bütün tanrılar bir araya geliyor ve bu tanrılar her iki tanrının yarışmasını izliyorlar. Öncelikle Poseidon hediyesini sunuyor. Poseidon mızrağını yere vuruyor ve vurmasıyla birlikte küçük bir su birikintisi ortaya çıkıyor. Ama bu su tuzlu bir su, deniz suyu. Bunun üzerine sıra Athens'e geliyor, yani Athena'ya geliyor. Athena'da bir tohum ekiyor kayalığa, hemen Akropolis'in yakınına. O tohum büyüyor ve zeytin ağacına dönüşüyor. Tabi zeytin ağacı deyip geçmeyin. Zeytin gölgesinde insanlar serinleyebilir. Onun dışında yağ elde edilebilir. Kışın yakacak odun olarak kullanılabilir. Yani oldukça bereketli. Zeus kralın düşüncesini soruyor. Hangisini kabul ediyorsun diye. Tabii ki Athena'nın hediyesi olan zeytin ağacı bu yarışmayı kazanıyor. Bunun üzerine artık şehre Athena adı veriliyor. Ve şehir bilgelik tanrıçası Athena'nın şehri oluyor. Ama Poseidon bu duruma çok kızacak. Ve diyecek ki size ceza, bundan sonra hiçbir zaman yeterli suyunuz olmasın. İşte derler ki o gün bugündür Atina'da, Yunanistan'da su kıtlığı çekilirmiş. Atina deyince aklımıza tabii ki sadece tanrılar ve onların hikayeleri gelmeyecek. Atina demokrasinin doğduğu yerdir. Yunanistan bundan yıllarca önce, milattan önceki dönemlerde şehir devletlerinden oluşuyordu. Polis adı verilen şehir devletleri içerisinde en büyüklerinden bir tanesi de Atina'ydı. Ve Atina demokrasinin doğduğu yerdi. Peki demokrasi nasıl uygulanıyordu? Günümüzden biraz farklıydı. Doğrudan demokrasi dediğimiz, halkın doğrudan yönetime katıldığı bir yönetim şekli hakimdi. Aynı zamanda bu demokrasi biçiminde herkes oy kullanamıyordu. 20 yaşının üstünde ve Atinalı olan sadece erkekler oy kullanabiliyor ve yönetime katılabiliyorlar. Burası
burası parlamento binası. Burada saat başı nöbet değişimi yapılıyor. Nöbet tutan askerlerin üzerinde 400 parça giysi var. 400 parça 400 sene Osmanlı egemenliğinde kalmış olma isim geliyor. Evet, Atina'da Kalimermero'nun önündeyiz. Yani Olimpiyat Stadı'nın önündeyiz şu anda. İlk Olimpiyat Stadı burası. Kali Marmaro ne anlama geliyor? Kali iyi, Marmaro da mermer anlamına geliyor. Yani iyi mermer, tamamen mermerden yapılmış bir stat burası. Şu anda aktif değil. Zaman zaman özel izinlerle burada organizasyonlar düzenlenebiliyor ama. Şu anda Atina'da Konstraki Meydanı'ndayız. Burası en işlek caddelerden, meydanlardan bir tanesi. Buraya Ermo Caddesi'nden geldik. Ermo Caddesi ve bir de Plaka Caddesi var. Bu iki cadde alışveriş merkezlerinin, kafeteryaların, restoranların, tavernaların bulunduğu yer ve oldukça kalabalık. Burada bir de pazar yeri var. Hemen burada o pazar yerine gireceğiz şimdi. Hediyelik eşyalar ve aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygun fiyatlara buluyorsunuz. Şimdi birlikte pazar yerini de gezeceğiz. Hadi bakalım. Yunanistan'ın simgelerinden bir tanesi de Akropolis. Akropolis yüksek şehir anlamına geliyor. Yunanistan'ın da simgesi aynı zamanda. Bunun dışında burada görebileceğiniz tabii pek çok şey var. Arkeoloji müzesine gidebilirsiniz. Zeus tapınağını ziyaret edebilirsiniz. Atina'da yapılabilecek pek çok şey var. Burası için bir gün yetmez. Birkaç güne ihtiyacınız var. Şimdi ben şehrin tadını çıkartmaya başlayacağım. Siz de benimle birlikte gezeceksiniz. Atina'yı geride bırakıp Selanik'e geçiyoruz. İlk olarak Selanik'in en büyük kilisesi Aya Dimitros'u geziyoruz. Evet, şu anda Şemsi Efendi Mektebi'nin önündeyiz. Bu okul Mustafa Kemal'in ilk okulu, ilk öğrenim gördüğü dönemin modern tarzdaki okulu. Yunanistan turumuzun en heyecanla beklediğim kısmındayız şimdi. Selanik'teyiz. Arkamda Mustafa Kemal'in doğduğu evi görüyorsunuz. Koca Kasım Paşa mahallesinde bu iki katlı evin ikinci katında doğuyor. Selanik'te çocukluğunun, gençliğinin en güzel yıllarını geçiriyor Mustafa Kemal. Biraz da Selanik hakkında size bilgi vereceğim. Selanik bir liman kenti. Aynı zamanda canlı bir ticaret hayatına sahip. Bir de Selanik'in Avrupa'nın önemli şehirleriyle demir yolu bağlantısı var. Bu yüzden Avrupa'da çıkan gazeteler, yayınlar, dergiler Selanik'e geliyor öncelikle. Aynı zamanda Selanik farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı bir bölge. İşte Mustafa Kemal'in çocukluğunda, gençliğinde, fikir hayatında çok önemli izleri bulunan bir şehir aynı zamanda burası. Biz Selanik'i şimdi gezmeye başlıyoruz. Atatürk'ün doğduğu evi de gezeceğiz ve görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım.
şu an gölgesinde serinlediğimiz bunlar ağacı Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi tarafından bizzat dikilmiş bunlar. Evet, burası Selanik'in en işlek yerlerinden bir tanesi. Aristoteles Meydanı. Burada sağlı sollu alışveriş mağazalarını, lokantaları, tavernaları görebilirsiniz. Hemen arkaya döndüğümüz zaman da liman, o ünlü Selanik Limanı'nı göreceğiz. Bu arada bu meydanda hemen bakın sol tarafımda bir heykel var. O Aristoteles heykeli. Geldiğinizde mutlaka buralarda zaman geçirmelisiniz. Sahilde de oturup sahilin keyfini güzelce çıkarmanızı öneririm. Osmanlı Devleti'nin Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu şehirde Kavala'dayız. Mehmet Ali Paşa Mısır'a valilik yaptıktan bir müddet sonra Osmanlı'nın topraklarından bazılarını daha ele geçirmek istiyor. Yani Osmanlı Devleti'ne isyan çıkarıyor. Osmanlı Devleti bu isyanı tek başına bastıramayınca Rusya'dan yardım istiyor. Bunun üzerine Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması yapılıyor. Ve bu anlaşma yüzünden ilk defa yabancı bir devletin gemisi boğazlardan geçme hakkına sahip oluyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya gerçekten çok şey kaybettirmiş bir paşa. Yunanlılar için bir kahraman ama bizim için aynı şeyi ifade etmiyor. Burada doğduğu evi de göreceğiz. Onun adına dikilmiş heykeli de göreceğiz. Aynı zamanda burada Osmanlı Devleti'nden kalma eski Osmanlı evlerini ve tarihi eserleri de göreceğiz. Hep birlikte gezmeye başlıyoruz Kavala'yı. Hadi bakalım. Yunanistan seyahatimiz küçük adalar üzerine kurulmuş manastırlar bölgesi Porto Lagos ile sona eriyor. Güzellikler ülkesi Yunanistan'a yolunuz düşerse Sirtaki gecelerine katılıp eğlenmeden ve lezzetli kalamarlarının tadına bakmadan dönmeyin.